Evet Sayın Bakanım, öncelikle herkesin beklediği haberler sizde. Çünkü evet, ikinci ödemelerle ilgili en doğru, en sağlıklı bilgiyi herhalde sizden alabileceğiz. Nedir bu son durum? Şimdi tabii yarın Perşembe, yarın 2000 Türk Liralık ihtiyaç sandığından yaklaşık 8000 vatandaşımıza bir ödeme olacak. Ve bu yarından itibaren her Perşembe müracaatlar sonucunda her hafta ayda bir defa olacak şekilde, tabii her kişi için. Önümüzdeki hafta Perşembe tekrar bu arada müracaat edenler, ondan sonraki Perşembe tekrardan böyle gidecek 3 ay boyunca. Daha sonra Bakanlar Kurulu tabii krizin durumuna göre belki bir 2 ay daha verir. Çünkü 10.000 TL olarak düşünmüştük onu. İkinci 1500 büyük bir ihtimalle bugün, ben tabii Bakanlar Kurulu'ndaydım gün boyunca öğleden sonra, komite tekrardan toplanıp kapalı sektörleri tayin edecek, bize bilgi verecek. O bilgi çerçevesinde de ikinci aşama dediğimiz ikinci 1500 ödemesi başlayacak. Ona da bir kurul kararı. Yani dün toplanacaktı. Merkez Bankası'ndaki toplantı nedeniyle uzadı. Dolayısıyla ertelediler. Bugün bilmiyorum. Ben 12'den sonra şeydeydim, başbakanlıkta. Bugün değilse yarın. Yani sonuçta bu hafta içerisinde o yani toplantı olacak, olacak ve kapalı ve açık sektörler tekrardan değerlendirilecek. Bu süre içerisinde açılanlar var vesaire. Bu arada yine önümüzdeki hafta sosyal yardım anlamında biliyorsunuz 900 ve 200 1200 TL'lik şeyimiz vardı. 1500 kişiye. O da önümüzdeki hafta ilk ödeme büyük ihtimalle yapılacak. Yani şunu söylemek isterim. Bunlar belki küçük damlalar ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bizim hükümetimizin yapmış olduğu açılımlardır bunlar. Yani şimdiye kadar sosyal yardım anlamında 15 kişi, 20 kişi, 8 kişi bu şekildeydi. İlk defa 1500 kişiye veriliyor bu. Yine bu 1500 TL'lik olay şu an yani dün itibariyle 48.651 kişiye verilmiş ve bu arada itirazlar oldu yanlış şirket bildirimleri nedeniyle. Yaklaşık bir herhalde 600 ile 700 arası, tabii geliyor sürekli ama herhalde öyle o civarlarda son rütüşler de yapılacak, itirazlar değerlendirilecek. Yanlış yazılan şirketlerin isimleri veya yanlış bildirimler nedeniyle. Yani bu da 70 milyondur Ali Hanım. Yani bu 20 gün içerisinde 70 milyonluk bir sıcak para bu şekilde vatandaşımıza ulaştırıldı. Yarın itibariyle yaklaşık 14,5-15 milyon veriliyor ve hemen önümüzdeki hafta yaklaşık ilk şeyde, yani çok yani, kısa bir sürede 100 milyon civarında bir paranın sıcak bir para dağıtıldığını ve binlerce kişiye, dağıtıldığını. Yani büyük bir proje. Tabii burada bizi tek üzen özellikle 1500 ödeme projesinde programı bozmak veya engellemek veya yavaşlatmak için maalesef bazı arkadaşlarımız art niyetli davranışlarda bulundular. 9.000'e yakın, düşünün, 61.500 müracaat oldu. Bunların içerisinde 9.000 kişi hak sahibi olmamasına rağmen müracaat etti. Bu yani da arada kaynaklar, kontrol etmezler, bize de bir şey verirler tek, diye. Tek tespit edildi. 9.000 kişiden 13.5 milyon TL'den bahsediyorum. Eğer bu tespit edilmeseydi hükümetimiz, devletimiz 13,5 milyon Türk lirasını hak etmeyen müracaat edenler. Az bir rakam değil. Dolayısıyla bunlar hep alt alta konulur. Bu olaylar 20 Nisan'dan itibaren başlayan olaylardır. Yani, çok kısıtlı bir kadroyla tabii, bunlar. Tabii canım, yani bugün ihtiyaç sandığındaki arkadaşların belli sigortaları belli. Bu arada sigortalarda af müracaatları devam ediyor. Prim toplamalar devam ediyor. 149 milyonluk emekliye ödemeler eksiksiz ve zamanında yapıldı. Yani bu arada bu mükellefiyetler de yerine getiriliyor. Üstelik ciddi bir krizle de karşı karşıyayız. Bunu da söylemek lazım ama dediğim gibi hükümetimizin özellikle bu konulardaki hassasiyeti, bizlere verdiği destek dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte de bu açılımlar devam edecek. Bir müjde vereyim bu gece sizin vasıtanızda. Yerel İş Gücü Destekleme Fonu'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı çalıştıran şirketlere %50 prim muafiyeti getiriyor.
getiriyoruz. Bunu da biz üstleniyoruz. Bu da önümüzdeki günlerde bitmek üzere olan bir çalışmadır. Burada da ayda 15 milyonluk bir katkımız olacak işverenlere. Amaç da burada yerel iş gücünü destekleme. Kısmi çalışmaya büyük şirketler, üniversiteler, bugün mesela 3 tane üniversite geldi, müracaat etti. Nedir burada? Örneğin 1000 kişi çalışır yanınızda. Sıkıntı vardır kriz dolayısıyla ve işten durdurma düşüncesindesiniz. %60'ını kısmi çalışmaya aldığınız anda %50'lik bir şey oluyor. Denge, yani ödemede düşme oluyor ama istihdamda en azından azalma olmuyor. Yani işsizlik oranında ciddi bir şey teşkil ediyor. Devlet mutfağı etmiş oluyor. Tabii, ve aynen. Yani dolayısıyla en azından bu dönemde insanlar evine ekmek götürebilecek. Aynen öyle. Elimizden geldiğince bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah ayrısıyla bu krizi de hızlı bir şekilde atlatırız. Bütün amacımız bu. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. İlk defa dijital lansman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buna ilk kez tanıştık. Geçen gün duyurusunu yaptınız. Nasıl sonuçlar, tepkiler gelmeye başladı mı? Neler hedefliyorsunuz? Şimdi tabii uzun bir zamandan beridir ki üzerinde çalıştığımız bir dijital lansman. Ve ülkemizin de büyük bir eksikliğiydi. Ve dünyaya açılan bir penceremiz. Biz bu pandemi sürecinde iyi de değerlendirip ve bu pandemi süreciyle birlikte ülkemizin yaşadığı bu zorlukları ve bu zorluklar içerisinde ülkemizin güzelliklerini anlatmak için bunu bir basamak olarak ortaya koyduk ve yaklaşık 4 aydan beridir de üzerinde çalıştık. Ve dün de bunun lansmanını yaptık. Dolayısıyla dünyaya açılan bu penceremizi uzun zamandan beridir ki yenilenmek istenen ve fi tarihinden kalma bir web sitesini yeniden güncelledik. Ve bunun sayesinde de ülkemizin bu pandemi sürecini nasıl iyi yönettiğini ve bugün geldiğimiz noktada nasıl mutlu olduğumuzu ve insanlarımızı yavaş yavaş çalışma hayatıyla buluşturduğumuzu dünyaya mesajlar vermeye başladı. Dolayısıyla ileriki günlerde buradan bu verdiğimiz mesajlarla ülkemizin güzelliklerini, tarihi, doğal güzelliklerini istediğin yerden, dünyanın neresinden olursan olun, bizim bu dijital web sitemize girdiğinde bütün istediği Kuzey Kıbrıs'taki güzelliklerle karşı karşıyaydı. Şimdi bu büyük bir eksikliğimizdi ve biz bu eksikliğimizi bu pandemi sürecinde de bundan istifade ederek ülkemizin ne kadar güvenli olduğunu, ne kadar güvenli konaklama tesislerine sahip olduğunu bir vesile olarak bu penceremizden dünyaya açıldık. Ve dün de bunun lansmanını yaptık. Şimdi buraya baktığımızda ülkemizde biz yeni bir markalaşma yoluna giderken 6 ilçemizi de ön plana çıkarmak için bir çalışma başlattık. Ve bunu da dijital bu lansmanla da dünyaya anlatma yolunu bulduk. Ve burada tabii uzun zamandır bizim Turizm Bakanlığı'nın resim arşivini bu vesileyle de kendisini güncelledik ve elimizde değerli bir resim arşivi de oluşmuştur ve yaklaşık bunun üzerinde de 200 tane konuyu içeren ve ülkemizin bütün güzelliklerini bu konular içerisinde anlatan, tanıtan ve dıştaki insanlarımızın ülkesine gelmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir cazibe merkezi haline getirmek için de bunu anlattık ve bunu anlatırken ilk defa iki lisanda yaptık. Bir Türkçe ve bir İngilizce ve önümüzdeki günlerde de bunu süratli bir şekilde Almanca'ya ve bunun yanında da hedef pazarlarımızdan biri olan Rusya pazarına da açılmak için çalışmalar yapıyoruz ve bu dijital lansmanımızı da bu dillere kavuştuktan sonra da Avrupa'nın her yerinden veya Uzak Doğu'dan veya Amerika gibi yerlerden bu web sitesinin içerisine girerek dedim, istediğimiz güzellikleri buluşturmak için bu çalışmayı yaptık. Bu çalışmayı yaparken tamamen Turizm Bakanlığı'nın kendi ekipleriyle, kendi insanımızla bunu yaptık. Ve bu çok başarılı bir lansman olduğunu düşünüyorum ve bunun geri dönüşlerini dünden itibaren de almaya başladık.
Sayın Bakanım, bugün KİSAP'la görüştünüz Başbakan'la. Onların belli sıkıntıları var. Günlerdir gazetelere yansıyor. Bugün Bakanlar Kurulu'nda konuyu gündeme getirdiğinizi de biliyoruz. Bir aşamaya gidebildiniz mi? Nedir onlarla? Herhalde yarın da görüşmeye devam edeceksiniz diye biliyorum. Yarın da görüşmeye devam edeceğiz. Şimdi burada KİSAP'ın zor da bir süreç. Sıkıntılarından bir tanesi. Tabii burada dışarıya tur yapan seyahat acentelerimizin bu pandemiden önce yaptıkları ve pazarlıkladığı turlarla ilgili bir sıkıntılar vardı. Tabii ki dışarıya, Türkiye'ye veya üçüncü ülkelere yaptığı bir pazarlamanın önceden uçak biletlerini almaları, otel rezervasyonları yapmaları, hatta ödemeleri. Dolayısıyla bu pandemi geldikten sonra bütün bunlar hepsi orta yerde kaldı. Dolayısıyla donduruldu. Ve bu dondurulan süreçte şimdi yavaş yavaş çalışma hayatına sektörleri kazandırırken tabii ki vatandaşımız bu dünyayı sarsan bu pandemiden dolayı büyük bir endişe içerisinde. Gitmek istemiyorlar. Ve gitmek istemiyor. Şimdi dünyada bazı emsalleri oldu ve bu tip seyahat acentelerine ileriki 12 ay veya 18 ay gibi bir erteleme yapıldı. Tabii biz bunun önergesini yaptık. 2 haftadır Bakanlar Kurulu'nda bekletiyoruz. Tabii bunun yanında hukuk dairesinden de görüş almak için geçen haftadan beri ki hukuk dairesine yazılı görüşe müracaat ettik. Ve dün itibariyle de yazılı görüşümüz gelmiştir ki burada şöyle bir tabir vardır. İki kişi arasında olan bir akide hukuk dairesinin görüşü negatiftir. Dolayısıyla hukuk dairesinin görüşü negatif olduğu için de bunu Bakanlar Kurulu'ndan bugün geçiremedik. Ama şöyle bir de karar ürettik. Şimdi bunu yaparken seyahat acentelerin herhangi bir art niyeti olmadığı, bu bir pandemidir, yani dünyayı sarsan bir virüs rahatsızlığı olduğu için de biz buradan insanımıza da seyahat acentelerimize de bir tavsiye kararı üretiyoruz ve diyoruz ki insanımız birbirine anlayışlı bir şekilde ve bunu ileriki günlere, yani bir sene sonra veya 16 ay sonra bu kupon başka mesela bir yerde... çok dile geliyor. Evet. Şimdi orada tabii bütün dünya 12 ay veya 18 ay veya 16 ay ileriye dönük kuponlar veriyor. Aynı şekilde Türk Hava Yolları da aynı uygulamayı yapmaktadır. Dolayısıyla otellere ödenen parayı geri alması imkansızdır. Nitekim biz bakanlık olarak da bazı ülkelerde bu sıkıntısını yaşadık. Dolayısıyla biz insanımıza diyoruz ki iki kişi arasında olan bir anlaşma. Bir anlayış gösterin. Bu süreç içerisinde yaşadığımız, kimse isteyerek bu süreci yaşamadı. Dolayısıyla insanımızın da anlayışlı olması lazım. Çünkü bir anda seyahat acentesi ödediği paraları tekrardan insanımıza ödemesi kolay değil. O yüzden bir tavsiye kararı üretti Bakanlar Kurulu ve bir çağrı yapıyoruz insanımıza. Bu çağrıyı da bu akşam buradan nasip oldu yapalım ki insanımız daha duyarlı, daha anlayışlı olsun. Çünkü takdir edersiniz ki bir seyahat acentesi bu turu pazarlarken kaporasını vermiştir. Türk Hava Yolları'ndan biletini almıştır ve Türk Hava Yolları geri iade etmiyor. Ancak bir sene onlar sonra da çok sıkıdılar. 16 ay sonra birazcık bunu ortaya sürüyor. Bunu yarın yine biliyorsunuz denetleme günü meclisimiz vardı. Ve mecliste yarım kalan Bakanlar Kurulu'nun yarın devam edeceğiz. Ve inşallah burada daha değişik bir karar üretirsek de bunu sevgili arkadaşlarımızla ve kamuoyuyla paylaşmış olacak. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu güzel fırsatı verdiniz. Buradan kamuoyuyla bunu paylaştığımız için.